Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın. Herkeşlere günaydın diyerek başlayalım. Önce biraz kulağa hitap edelim efendim. Biraz da göze, gönlünüz aşk ile meşk ile de olsun efendim. Sürçülisan edersek şimdiden af olsun efendim. Stüdyoya girdik, mikrofon açtık, söyleşiriz oradan buradan. Sanmayın ki işimiz bomboş kuru hayal. Bu program başka program. Sanılmaya martaval. Rahmetli Orhan Burandır ustamız, yoktur hilemiz hurdamız. Hepsi hayal oldu, hepsi yalan. Kadir ile Pascal idi gerçek olan. Affetsin, mağfiret eylesin yüce yaradan diye başladık söze. Yar bana bir eğlence medet. Günaydın Pascal Cavcam. Kedi ne diyorsun oğlum sen? Sabah sabah kırdın kafayı. Yavrum, Karagöz'le Hacivat seyretmedin mi hiç? Yo. O zaman anlamazsın tabii. Bizim için radyonun Karagöz'le Hacivat'ı demişler. Piskopat ne zaman yemişler? Ya sus gözünü seveyim, harbi Karagöz'sün ya. İşin kötüsü ben Hacivat'ı hiç sevmem. Niye? Yani Karagöz tam bir halk tiplemesiyken Hacivat biraz böyle üstten bakan, biraz ukala. Yani nasıl desem, biraz böyle beyaz Türk'tür yani. Hani şimdi diyorlar ya beyaz Türk diye. Sanki yeni icat edilmiş gibi. O beyaz Türk dedikleri işte bildiğin Hacivat ya. 800 senedir var bu tip. Kadir. Ne anlatıyorsun ya? Vallahi ya, bir kendine gel be. Ne Hacivat'ı? Yok abi, biz seninle Karagöz Hacivat'tan ziyade tango ile keş gibiyiz. Ben bunu anladım. Tango ve keş. O ne? Filmi var ya, çok güzeldi. Stallone oynar. Öbürünün adını çıkaramadım şimdi ya. Abi, senin kafa başka geldi. Ya Pascal, memleketin etrafı ateş çemberine dönmüş. Bütün dünya sınırlarımızın az ötesinde çatışıyor. Amerika'dan memlekete bakan geliyor, başkan gidiyor. O gidiyor, genelkurmay başkanı geliyor. Üst üste çelme yiyoruz, yine de düşmüyoruz. Harbiden büyük milletiz ha, söyleyeyim. Orası öyle abi. Şunlar Fransa'da olsa düşünmüyorum. Halkımıza biraz moral vermemiz lazım Pasko. Halkımızda negatif çok. Negatifi emip dazır dazır pozitifi verelim. Abi attı çıktın. Pozitif hazır. Açayım mı vanayı? Şimdi negatifi almadan verirsek içeride şasi yapar. Müşterinin kafa Amerikan salatasına döner. Olmaz. Önce negatif alalım, sonra ufak ufak pozitif vereceğiz zaten. Sen bilirsin doktor. Önce negatifi emelim. Ha? Hazır mı dodaklar negatifi emmek için? Hazır abi. Göreyim bakayım dodakları. Bak bakayım. Hmm. Ha, maşallah. Buradan ağzını yere dayayıp hülp desen kutuplardaki buzları çekersin. Penguenlerle yemin ediyorum. Dodağa bak ya. Tey 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 tey. Maşallah tey. Tü 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 maşallah. Allah kem gözlerden saklasın. Senin yıldızın da çok düşük ha. Çok nazar değer sana Pasko. Değiyor abi. Geçen gün değdirdiler. Ne değdirdiler? Nazar. Sana değerin nazar olduğuna emin misin? Eminim abi. Hissettim yani. Vallahi ben rahmetli babaannemden el aldım. Ben okurum, sana bir şeycin kalmaz. Sen bir Twitter adresini ver bakayım. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın. Ben nazara karşı Pascal'a bir felak, bir nas, bir fatiha okurken siz de bir şarkı dinleyin, sonra devam edin. Hadi efendim, Aragaz başlıyor. Herkese hayırlı işler, bol gülüşler, işiniz gücünüz rast kessin. Tabancanızdan ses gelsin, hadi bakayım. Aragaz. Her friki of. Gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Paskal. Kadir'cim. Oyuncu Yasemin Halden'i bildin mi? Bilmedim abi. Ne oynuyor? Pişpirik oynamıyor herhalde. Dizide oynuyor, filmde oynuyor. Aktrist yani. Bizde ne hareket? Bağıra çağıra spor yapmayı seviyormuş. O spor değildir. Spor demiş abi. Röportajda öyle yazıyor. Yani tabii. Sporda sayılır. Bakış açına bağlı. Yasemin Halden hanımefendi demiş ki, öyle böyle değil, bağıra çağıra spor yapmaktan hoşlanıyorum. Sert antrenman seviyorum. Böylece kaslarım daha çok devreye giriyor. Terlemezsem ve bağırmazsam o spordan sonuç alamayacağımı düşünüyorum diyor. Kadir, ne spor yapıyormuş? Bağırtan bir spor yapıyor demek ki Pascal. Bodybuilding olur mu? Bodybuilding bağırtır mı adamı? Üff, hem de var ya, nasıl bağırtır? Nasıl bağırtır? Bağır bakayım.
Oğlum sen bağırmıyorsun ki, ıkınıyorsun. Bu bağırmak mı ya? Ne yaptın? Diyorum ya, ıkındın. Abi ağırlık kaldırıyorsun ya. Böyle ses çıkıyor. Pascal, sen bütün hayatını sporla geçirdin. Hayatın antrenmanla geçti değil mi? Ya var ya Kadir, bir ömür gibi gitti be. Ya hayatı spor yaparak geçirmiş biri olarak sen spor yaparken bağırıp çağırdın mı? Tabii tabii. Futbol oynarken herkes bağırıyor. Nasıl sen mesela top oynarken nasıl bağırıyorsun ki? Nasıl mı? He. Bilmiyor musun? Yoo. Bak böyle böyle bak. Lan bana bak. Doğru atsana topu. Yoo, böyle mi bağırıyorsun lan? Tabii abi. Ama Yasemin Alem böyle bağırmıyordur bence ya. Tabii canım. O başka spor yapıyor. Bak yeni bir şey öğrendik ha. Hem her spor başka türlü bağırtıyor diyebiliriz yani ha. Tabii. Sporuna göre bağırıyorsun. Mesela senin bir bilinmeyen bir özelliğini buradan söyleyeyim. Sen çok iyi golf oynuyorsun değil mi? Estağfurullah abi. Yapıyoruz bir şeyler. Ya benim aklım golfe ermiyor ya Pasko. Niye baba? Kadir, tam senlik spor. Vallahi abi çok domestik bir spor. Ya abicim, spor dediğinde koşarsın, terlersin. Bir mücadele içine girersin. Golfte böyle bir şey yok ki. Kont gibi giyiniyorsun. Topa sopayla vurup deliğe sokmaya çalışıyorsun. Ya çantayı bile başkası taşıyor ya. Bu nasıl spor abi? Abi asil spor. Ya yemişim böyle asaleti ya. Golf oynarken de bağırıyor musun? Tabii. Hadi be, golfte nasıl bağırılıyor onu anlamadım ben. Abi orada var ya. Lan! Karın sopayı versene. Haydi. Kime bağırıyorsun böyle? Taşıyanlar var ya, sopa taşıyor. Orada da fırçayı o gariban yiyor yani. Tabii ya. Abi ben golfün spor olduğuna inanmıyorum ya. O zaman pişti de ne bileyim, king oynamak da bir spor. Beş taş da bir spor o zaman. Elin garibanla 50 kilo sopa çantasını yüklüyor. Bütün saha boyunca taşıtıyor. Sonra da spor yaptım diyor. Asıl spor o çantayı taşıyan yapıyor. Sence peki? İddia spor ne abi? Abi bak, kimse bilmese de sen bilirsin. Dışarıdan belli etmem ama benim de bir sporcu yapım var biliyorsun. Biliyorum. Sen kompetansın. Tabii, çok spor yaptım. Ben çok spor yaşadım Pascal. Gözlemlerim ve yaşadıklarımdan çıkardığım bir sonuç var. Bence insan fücuduna en faydalı spor kuplu beygir. Kuplu beygir mi? Evet, kuplu beygirden aldığım sportif tadı hiçbir spordan alamadım ben ya. Abi nereden çıktı bu beygir falan? Kürk çirdişim sen, aklıma gelmez. Ya kuplu beygirde madalyalarım, derecelerim var. Yıllarca yaptım ya. Niye bıraktın? Sakatlandım abi. Nasıl sakatlandın? Abi beygirin kulpu elimde kaldı. Civatasını sıkamamışlar. Dönelirken ana civatadan gevşiyor. Ben de fırlıyorum, gidiyorum beygirin üstüne. Beli sakatladık. Yani kuplu beygir hayatım bitti. Ama spora başlamaya niyeti olan tüm dinleyicilerimize ısrarla kulplu beygiri tavsiye ediyorum. Beygiri bulmak, hele ki kuplusunu bulmak biraz zor ama ısrar eden arar bulur kardeşim. Sonra bana dua edersin. Sporun harbisidir kuplu beygir bak. Aferin. Aragaz. Eli işte, gözü oynaşta olan program. Paskal. Geldi hocam. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrenmek üzere meteorolog İlker Yasin abimize bağlanalım mı? Bağlanın babam. Sonbahar geldi, kış girdi dedik. Hava bir sıcak bir soğuk. Herkeste bir grip salgını, gripsel bir durum. Ne olacak bu havaların hali? Öğrenelim, meteorolog İlker Yasin'e bağlanalım. Alo, Dilker abi, orada mısın abi? Konya Ilgın San Siro stadından hepinize saygılar, sevgiler sevgili dinleyiciler. Abi ne olur hemen başlama lütfen. Hava durumunu ver abi hemen. Havalar bir öyle bir böyle. Sonbahar geldi ama kış atak yapıyor. Sonbahar ise oyunu geride kabullenip defansif ağırlıklı bir oyun gösteriyor. Arada bir gün ilkbaharın cılız ataklarını görüyoruz. Abi bunlar nasıl hava durum ya? Top şimdi Larabella'da. Larabella topla beraber sağ kanattan hızla akıyor. Larabella'yı Yusuf karşıladı. Yusuf gir araya. Hadi çocuklar, keselim bu okunu. Yapma Yusuf. Yusuf yapma. Yapma bunu. Ne yaptın yine? Yusuf Larabella'ya faul yaptıktan sonra kahveden arkadaşlarını çağırdı. Larabella'yı hep beraber dövdüler. Hakem Yusuf'a kırmızı kart gösterdi. Hakemi de Yusuf'un akrabaları şu an dövüyor. Hakem penaltı verdi. Rus milli takımı şu an çok tehlikeli bir yerden penaltı atışı kullanacak. Çok tehlikeli bir yerden penaltı atışı nasıl oluyor abi, anlamadım ben. Ve kaleci Yarmolenko. Yarmolenko adeta uzadı ve köşeye giden topu çıkardı. Ama kurnaz Larabella ikinci bir topu da öbür köşeye attı. Penaltı hem gol hem değil. Kadir, ne diyor lan bu? Bugüne kadar farklı bir şey dedi mi ki şimdi şaşırıyorsun sen de ya? Maçın hakemi, dünyanın tek kadın hakemi Ludmila Olganova.
Evli ve 3 çocuk annesi ev ekonomisine katkıda bulunmak için hakemliğe başlamış. Evlendiklerinde kaynanasıyla birlikte oturuyorlarmış. Kaynanası çalışan gelin istemediği için huzursuzluk çıkarınca Ludmila kocasına ayrı eve çıkmak için baskı yapmış. Kocası zayıf karakterli biri olduğu için Ludmila ve anası arasında kalmış. Ludmila ben soğan erkeği istemem diyerekten çocukları alıp evi terk etmiş. Orta hakem Ludmila Uldanova'nın evliliği çatırlıyor sevgili dinleyiciler. Dilker abi lütfen hava durumu gözünü seveyim. Yağmur mu var, çamur mu var, kar mı geliyor, ne oluyor bir onu anlat ya. Top şimdi Falco Göç'te. Şutuf da kademeye giriyor. Falco boşta arkadaşını aradı. Arif sağdan kaçıyor. Arif kaçtı. Nereye kaçtı? Eniştesinin Yalıköy'deki çiftliğinde saklandığı söyleniyor. Arif'in neden kaçtığı anlaşılamadı. Top Şevçenko'da. Döndürmeyin Şevçenko'yu. Döndürdüler. Vurdurmayın Şevçenko'ya. Vurdurdular. Gol attırmayın Şevçenko'ya. Attırdılar. Küfür ettirmeyin kendinize. Ettirdiler. Pogba. Yusuf Pogba'yı karşılamaya çalışıyor. Yusuf gir araya. Vurdurmamamız lazım. Pas veriyorlar. Öyle vuruyorlar. Biri alıyor, vurmuyor. Pas veriyor. Sonra vuruyorlar. Pogba Yusuf'un içinden geçti. Meğer Yusuf sevimli hayalet kesmiyormuş sevgili dinleyiciler. Allah 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 ya. Bu ne ya? Pogba şut. Volkan için kolay bir top. Meğer zor topmuş. Golü filelerimizde gördük. Pogba Volkan'ı ayrı, topu ayrı köşelere gönderdi. Volkan Pogba'nın gönderdiği köşede topu bulamayınca delikanlılık bu değil diyerekten Pogba'nın üstüne yürüdü ve maalesef gol. Pogba angut danslarından birini yapıyor şu an. Yusuf da karşısına geçti. Bariye çiletellisi ve damat havası oynuyor. O sahaya davul zurna ekibi de girdi sevgili dinleyiciler. Manchester United takımı Abdurrahman Halay'ı oynayaraktan gol sevincini kutluyor. Gılgıtlar Old Trafford'da gırla gidiyor. İngiliz seyirciler de Antep usulü yeah çekerekten coşkuya katıldılar. Sir Alex Ferguson golden sonra ayağa kalktı. Esmer bugün toydadır. Top sülüfler boydadır. Nerede güzel ararsan hepsi bizim soydadır diye Urfa işi bir türkü tutturdu. Manchester başkanı ise tek başına Kerimoğlu Zeybe'yi oynuyor. Dilker abi, Van Persie'nin golünü anlatır mısın lütfen? Van Persie sağdan bindirdi, şimdi döndü, sol taraftan pası tutuyor, derinlemesine oynadı, iyi kontrol, vurdu, out. Hamit, evet, Hamit topu çok tutma ayağında, bravo, ama oraya değil, ah, Hamit tekrar kazandı, aferin, hemen pas ver, verdi, Okan koşsana oraya, şimdi hemen defansa dönün, aferin Volkan, aferin, hemen çıkar topu elinden, Hakan sola koş, bravo, aferin çocuklar, maç bitti, hakem son düdüğü çaldı, Yusuf maç bitmesine rağmen soyunma odasına giderken Larabella'ya yerde kayarak çift aldı, yapma Yusuf, yapma bunu. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, rim habire. Kadir, şşt, Kadir. Efendim canım, efendim. Abi yayına girdik. Bırak kitabı ya. Abi dalmışım kitaba ya. Ya Kadir ya. Ya yayında kitap mı okuyorsun? Oğlum şarkı reklam arasında falan okuyorum işte. Çok acayip bir kitap, elimden bırakamıyorum. Ne anlatıyor baba? Tarihte olanların yazıldığı gibi olmadığını anlatıyor. Nasıl olmuş peki? Ya kitabın ana fikri şu Pascal. Tarihi kazananlar yazıyor. O yüzden yazılı tarihte tek taraflı. Bize ne abicim ya? Ne saçma şey bunlar ya? Öyle deme abi. Öyle deme. Mesela düşün. Bize ne öğrettiler? Roma İmparatoru Neron kerif için Roma'yı yaktırmış. Roma yanarken de lir çalıp şarap içmiş, öyle mi? Evet, manyak. Öyle yapmış. Ya öyle değilse diye soruyor kitap. Doğrusu neymiş peki? Şöyleymiş bak. Roma hükümdarı Yüce Neron'u selamlarım. Aleykümselam Kamilüs. Roma'da işler nasıl? Art memnun mu? Roma'da işler biraz karışık Yüce Neron. Yeni ne oldu lan? Uyguladığımız ekonomi politikalar sonucu yeni bir zengin sınıfı yarattık. Orta sınıftan pek çok kişi zengin oldu. İyi. Güzel güzel yesinler parayı. Ben de ne yapayım? Yalnız bu zenginleşen orta sınıf Roma'nın en güzel yerlerinde ev sahibi olmak istiyor. Olsunlar. Ne var? Ellerimle tutuyoruz.
Ama Roma'nın en güzel yerleri varoş. Vaktiyle Roma'da nüfus azken gelip yerleşen insanların gece konutları var Roma'nın en güzel yerlerinde. E ne yapayım kardeşim? Adam vaktiyle gelmiş. Dikmiş evi. O zaman ses etmedik. Şimdi ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Yeni zenginler eski oturdukları yerleri ve evleri beğenmiyorlar. Zenginler tapınak isteği, rezidans isteği, Yüce Neron. Oğlum, Roma'nın her yeri tapınak. Bütün Roma taş topaş dolu. Daha ne? Sayın Neron, siz bu zenginlere parayı gömecek yer vermezseniz bunlar sizi gömer, ben söyleyeyim. E ne yapacak? Şöyle yapacak. Şimdi biz bu varoşlar var ya, orada büyük bir yangın çıkaralım hacı. Buralar yansın. Lan oğlum, bütün ormanları imara açtık. Bir evlerini yakacağız. Ya biz yakalım, sonra buraları imara açarız. Yeni zenginler oturacak, ev falan bulurlar, sakinleşirler. Yüce Neron. Ve garibanlar? Onlar nereye gideceğiz? Aman onlar nerede olsa oturur ya. Bize ne garibanlar? Roma'ya zengin lazım Yüce Neron. Fakir her yerde var. Ya oğlum, siz var ya, beni tarihe Roma yakınından diye geçireceksiniz. İnsanlar var ya, ileride arkadan küfür edecek. Vallahi bak. Ben ona da bir formül düşündüm. Sizi tertemiz bu Roma yakma işinden sıyıracağım ben ya. E yap bakayım. Nasıl olacak o? Oğlum Kamilius, bana bak, emin misin lan? Bu şekli yer mi tarihçiler? Yüce Neron, çiçek gibi iş yaptım size. Aha varoşları yaktık, bak cayır cayır yanıyor Roma. Birkaç ay sonra inşaatlar başlayacak ya. Hak ne durumda? Ya Roma Belediyesi halkı bedava konser ayağına Agora'da topladı. Evlerde bir Allah'ın kulu yok, merak etmeyin ya. Lan oğlum, o zaman ben niye saçlarıyorum balkondan? Abi olay şu, yarın bir gün size Roma'yı sen yakmışsın derlerse ne alakası var kardeşim? Ben balkonumda lir çalıyordum, ben de duyunca şok oldum diyeceksiniz ya. Lan oğlum, yerler mi bu? Yemezlerse gargara yapsınlar Yüce Neron. Aha bak, ne güzel yanıyor Roma. Vay be Kadir, demek böyle olmuş ya. Kitap öyle diyor Pasko. Çok acayip, çok. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Paskal. Gel yürüyeceğim. Şu an stüdyoda kim var? Canavar Cavidan geldi abi. Ay canavar sensin. Ay çünkü ilkelsin, orangotansın, ilk insanların ilkisin. Ay deve örgücünde yaşayan bir piresin sen. Cavidan Hanım bir dakika. Dakika bir gol biri olmasın. Niye sinirlendi şimdi durup dururken ha? Bana canavar diyor. Yani benim gibi böyle alımlı, marka giymesini bilen, kariyerli, tek başına ayakta durmayı başarabilen, bir plazanın en alt katından başlayaraktan böyle en üst katına tırnaklarıyla çalışarak çıkmış, presentable bir kadın niye canavar oluyormuş? Hayır anlamıyorum. Yani siz ilkelseniz. Ben de mi ilkel olmalıyım? Kusura bakmayın, olamam. Ben parmakla gösterilen bir insanım. Parislerde, London'larda okudum, medeniyet gördüm. London'da neresi ya? Ay bak ilkelsin, daha London'ı bilmiyorsun. Kadir, London nere ya? Ya Londra demek istiyor. Pascal orijinal adını söylüyor. Hani London ya. Tabii siz böyle orijinal hiçbir şey sevmezsiniz. Size illa böyle çakma olacak. Sahte yapmacık olacak. İstanbul'u bile böyle çakma bir New York'a benzettiniz. Dürüst kültürlü kadını taşıyamazsınız siz. Ay niye? Çünkü ilkelsiniz. Ay mağara devrindesiniz. Mamutsunuz siz. Ya Cavidan Hanım, ya bu kadar sinirli olmasanız aslında çok güzel bir kadınsınız. Çok hoşsunuz ama bu sinire ne gerek var ya? Ay hayır anlamıyorum, yani sen de böyle ters manyel yapıp bana mı yürüyorsun? Yoksa siz iki ilkel bana iyi polis kötü polis mi yapıyorsunuz? Siz değil iyi polis kötü polis, Laurel'le Hardy bile olamazsınız. Bayan, hakaret etme. Bayan sensin. Ay bayım beni, kadın diyeceksin bir kere. Hakaret etme kadın. Ne yaparsın? Döver misin? Hoş, piş. Etilerde ünlü Aikido hocası Tansel'den savunma dersleri alıyorum. Paketlerim seni. Kas gücüne güvenme İlker. İlk orangutanların ilkisin sen. Cavidan Hanım neyse, bırakalım bunu da. Dinleyiciden gelmiş sorular var. Lütfen cevaplar mısın? Hayır anlamıyorum. Yani sizin bir ilkelliğiniz yetmedi. Bir de böyle dinleyicinizle mi uğraşacağım yani? Ama bir dakika. Bak bize ne isterseniz söyleyin ama dinleyicimize laf söyletmeyiz bak. Aman şıracının şahidi bozacı. Siz nesiniz ki dinleyicinizle olacak? Hadi sor bari. Ersan diyor ki Cavidan Hanım'ın en sevdiği yabancı hangisidir diyor. Yani böyle imalı sorular sorunca ne oluyor? Tahrik mi oluyor? Yani anlamıyorum. İlkellik diz boyu vallahi billahi. En sevdiğim yabancı dil roast beef dana dili. Fransız şarküterisi. Yok yabancı dil derken yani Fransızca gibi.
İngilizce gibi. Ay onların hiçbiri bana yabancı değil ki. İngilizce, Almanca, Fransızca ana dilim gibi biliyorum ben bir kere. Siz ekmeğe mama, suya bu derken ben böyle şakır şakır İngilizce konuşuyordum. Allah Allah, şakır şakır İngilizce nasıl oluyor ya? Hayır anlamıyorum, böyle imalı konuşmak erkeklerde orangutanlıktan kalma bir adet midir? Nedir yani? What happened to you? Sen nesin peki? Sen diye sen bana mı dedin? Evet, kime diyeceksin? O da mı yanlış oldu? Ay sen kim köpeksin bana sen diyorsun, siz diyeceksin. Aa siz İzmirli misiniz? Onu nereden anladın? İzmirlilerin lafıdır o. Birine kızdıkları zaman sen kim köpeksin derler. Ay hayır anlamıyorum. Yani bir lafımdan nereli olduğumu anladın diye hemen böyle kollarına mı atacağım kendimi? Hoş. Kadir bu kadını anlamak zor. Hatta imkansız. Ya, bu kadın senin anandır. Ay ben bu muyum? Ay bu diye gösterecek bir obje miyim ben? Saygısız ilkel orangutan. Ay kaba Mahmut. Ay... sinsi timsah, aligatorsun sen, ilkelsin, evrimsel hatasın. Kadir, be abi ben pes ediyorum. Vallahi, darlandım, hava alacağım. Ay ancak havanızı alırsınız zaten fresh air. Ben zor kadınım, aslanım. Böyle sizin gibileri açtım ben. Herkes kendi önünden yesin. Çapınıza uygun kadınlarla uğraşın. Cavidan Hanım, öteki soruya geçelim istersen. Ortam biraz yumuşasın ya. Geç bakalım, hadi ask me, sor. Erdinç diyor ki, canavar Cavidan Hanım'ın dünyaya söyleyeceği bir kelimeyi herkes de duyacak olsa ne söylerdi? Canavar sensin Erdinç. Belli ki sen de ilkelsin. Mamutsun. Ay dünyada herkesin duyacağı bir söz söyleyecek olsam ilkeller derdim. Hakikaten Cavidan Hanım sizin ağzından güzel bir söz çıkmıyor mu ya? Ay nerede öyle erkek? O güzel sözleri böyle çıkartacak erkek nerede? Bir kadının içindeki kraliçeyi keşfedip böyle ortaya çıkaracak erkek bulsam neler neler söylerdim. Ama bütün erkekler sizin gibi ilkel, budaklı odun ve de mamut. Hadi buyur, yeni ilkeli baladı. La ne yapıyorsunuz la gofrikler, iyi misiniz? Oo Eşber Sifte hocam hoş geldin. Eşber hocam gel buraya otur. Eşber erkeğim. Sen mi geldin? Lan ne yapıyorsun gınalı yapacağım, iyi misin? Oo Eşber hocam, Cavidan Hanım çemkirecek sana şimdi ha söyleyeyim. Oba çemkirmez kardeşim, yoksa çemkiren mi ha kız? Ay Eşber gibi adam bulmuşum, çemkirir miyim ayol? Aslanım, belki gelirsin diye böyle sana scramble egg yaptım Eşber'im. Dereotlu getireyim mi? Aferin Cavcoş, ama sahanda getirme sakın böyle yarım ekmeğin arasına. Dur da öyle getir bakalım hadi. Yanına da bir çay kat, az şekerli koş hadi bakayım. Ay hemen erkeğim, şimdi getiriyorum aslanım. Ay şahbazım benim. Ya Eşber hocam, bu Cavida ne yaptın sen? Nasıl bu hale geldi? Eşber hocam, yeminle idolümüzsünüz ha. Kardeş, kadınlar keman kimidir ya. Doğru tutmazsan bozuk ses çıkarırlar. Hoş tutarsan resital verirler. Ya bunları öğrenin kardeşim ya. Lan sınır olmayın oğlum ya. Büyüksün hocam. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Paskal. Yes bro. Bizim Justin Bieber'a rakip çıkmış ya. Rakip mi çıkmış? Kimmiş? Avustralyalı bir oğlan, 19 yaşındaymış. Justin Bieber'dan daha yakışıklıymış. Genç kızların gözdesiymiş. Adı da Cody Simpson. Müzik listelerinde de Justin'i yemiş. Destekliyorum. Kimi? Cody. Justin çok havalandı. Vallahi. En biliyorsun bir de saygısızı. Ya şimdi Pascal, hı, kendi içimde düşündüğüm zaman ben de seni anlıyorum ama Justin'i de biraz biz yetiştirdik. Yani Justin kötüyse bizim yüzümüzden kötü. Neydi bizim mentalitemiz? Bizim kötümüz elin iyisinden iyi. Efendim? Kadir, tamam da abi. Justin bize ya yanlış yaptı. Saygısız. Ya evet doğrusun. Bize karşı bir takım amatörlükleri oldu Justin'in. Ama et tırnaktan ayrılmaz ki. Bence Cody'ye karşı bizim Justin'in yanında durmamız lazım. Söyleyeyim bak ben sana. Evet telefon çalıyor. Ha, benimki çalıyor. Hı. Pardon pardon. Alo. Aleyna aleyküm selam. Kimsin? Kim? Cody Simpson mı? Biz de senden konuşuyorduk yeğenim. Benim Kadir Şöpter'im. Estağfurullah evladım, gözlerini öperim canım. Burada. Pascal abin de burada. Ha, öyle mi? Söylerim. Ne diyor? Pascal, Justin'in rakibi Cody arıyor. Cody Simpson. Abi hastanızım, her sabah dinliyorum diyor. 10 numara delikanlısınız diyor. Çok güzel abilersiniz diyor. Pascal abimin de özel hastasıyım diyor. Ya Kadir bak, sana dedim ben. Bu çocukta hiç var. Alo Cody.
Ya şimdi sen bizim yetiştirmemiz olan Justin Bieber'a rakipmişsin. Ha, güzel de. İyi de bir kardeşe benziyoruz. Ya biz biraz arada kaldık ya. Kimi destekleyelim bilmiyoruz. Ne oldu abi? Ne diyor? Söylesene oğlum. Kadir abi diyor. Justin'e saygıda sonsuzum diyor. Ama diyor onun devri geçti abi diyor. Ben diyor tamamen diyor sizin gibi güzel abilerden öğrendiklerimi yaşıyorum diyor. Bana Justin Bieber'a verdiğiniz gibi güzel bir yol verirseniz yürümek istiyorum abi. Ellerinizden öpüyorum diyor. Kadir veririm çocuğu. Ben ışık gördüm. Vallahi bu çocukta iş var. Ya dur hemen gaza gelme ya. Telefon. Kadir telefon. Dur. Bakacağım ben. Dur. Benimki çalıyor. Seninki çalıyor. Alo. Aleyküm selam. Kimsin? Ooo. Justo. Efendim? Güzel abim mi? Kadir. Justin arıyor. Günaydın diyor. Güzel abim diyor. Paçası tutuştu tabii. Paçası tutuştu. Şerefsiz. Dişli rakip çıkınca bize yanaşıyor. Ver bakayım. Ver şunu. Alo Justo. Ben Kadir abim lan. Gözlerinden öperim. Bak öbür hatta rakibin Cody Simpson var oğlum. Bak sen. Ne diyor Justin? Abi diyor beni çoluk çocukla muhataplık kurdurmayın bana diyor. Onun yürüdüğü yollarda benim ayak izlerim duruyor. Gitsin de baksın diyor. Vay Justin'e bak. Arabi yapıyor. Justin krem bastı Pascal. Alo Justo. Yalnız biz bu Cody'yi sevdik. Çok saygılı bir çocuk. Evet. Senin gibi küfür etmiyor bize. Efendim? Evladım biz sen adam ol diye o şekilde şey ettik ya. Ne diyor abi? Ha? Kapa abi ya. Bizim adamımız Kobe. Justin diyor ki abi diyor sistem diyor sevgiden doğar diyor. Ben size sistem ettiysem diyor sevdiğim için diyor. Yoksa benim için yaptıklarınız yere göğe sığmaz diyor. Hele Pascal abim benim üzerindeki emeği çok büyük diyor. Beni elimden tutup kaç kere Karaköy'e götürdü diyor. Ben bunları unutamam diyor. Ama şimdi götürdüm diyor ya. Bu Kobe denen bir Joe'ya destek vermeniz beni üzer açık söyleyeyim diyor. Bundan sonra böyle abi. Justin'cum destek Kobe'ye sen kaybettin. He? Ne yaptın? Bize yanlış yaptın. Kışın yedin vurmalar, gün gelir senin tırmanır. Duydun mu Pascal abini Justin? Ne? Terbiyesiz, aylaksız, edepsiz. Küfür mü ettiğini? Ben artık büyüdüm oğlum. Ben de güçlüyüm. Kilonuz kaç alan sizin diyor. Abi dedi hürmet ettik diyor. Tepeme çıktınız diyor. Selena Gomez'den de beni siz ayırdınız diyor. Gül gibi kızı diyor sizin yüzünüzden terk ettim. Nal gibi kaldım ortada diyor. Nankör ya. Nankör abi. Bir daha arar mısın bizi? Resim tabii. Ah. Alo. Justo. Kapa lan telefonu. Kapat. Alo. Cody. Canım şimdi biz Justin'le bağlarımızı tamamen kopardık. Artık sana yöneldik. Bundan sonra Kadir abinle Pascal abin arkanda. Biz Pascal'la bir internet kafeyi açmayı düşünüyoruz da canım. Üçüncü bir ortak olarak da seni alacağız. Bir 250 bin dolar es lazım. Beşiktaş'ta 3 katlı internet kafe artı PlayStation. Filmimiz. Efendim? Ne? Evladım niye öyle diyorsun ya? Yavrum biz senin eline ekmek tutsun diye şey. Kadir. Hı. Ne yaptın lan? Ne dedi? Lan siz harbiden sürükmüşsünüz. Anında kanımı emmeye çalışmaya başladın. Justin haklıymış diyor. Sizin gibi manyelci, sizin gibi sinyalci görmedim dedi. Çat diye kapattı. Kadir bu gençlik bozulmuş. Evet abi. Vallahi. Evet abi ya. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Pascal. Yes sir. Selma Hayek'i bildin mi? Bilmem ya. Hep aklımda. Gerçekten hoş kadın Pascal. Güzel kadın. Abi Latin güzel. El muchos bambinos gracias. La rabelas. Ne saçmalıyorsun sen ya. Bir kere evet hoş. Güzel kadın. Ama evli. Değil mi? Ayar Badem'le evli. Yani nikah altında bir kadın. Bize düşen hürmet etmek, saygı göstermek Pasko. Abi saygıda sumsuzun. Sonra bu Javier Bardem de güzel bir delikanlıya benziyor. Çok hastası var. Evet bizim kadınlarımız da böyle Javier Bardem gibi dışarıdan kereste görünüşlü, içi gomalak cila adamları seviyor niyeyse ya. O ne demek lan? Yani yapılı, güçlü, kemikli, çirkin ama karizmatik. Ya bu tipleri seviyor bizim kadınlar. Bize ne alaka? Abi Amerikan başkan adayı Fönlü Trump var ya. Fönlü Trump. Evet. Lakap doğru. Tebrik ederim Kadir. Fönlü Trump vaktiyle Salma Hayek'i taciz etmiş. Ne diyorsun ya? Bildiğimiz taciz mi? Tabii. Aynen öyleymiş. Bildiğin taciz. Allah Allah. Salma Hayek açıklamış. Fönlü Trump beni vaktiyle taciz etti demiş ya. Eder abi. O adamda ayar yok. Terbiyesiz. Tipik Amerikalı. Bütün dünya onun sanıyor.
Pascal, tacize ve cinsel faşizme karşı bireyler olarak Fönlü Trump'ı arayalım diyorum kardeşim. Ara abi, fırsattır. Tamam lan, arıyorum. Arıyorum, aha da çalıyor, çalıyor. ABD Başkan Adayı Fönlü Trump'la mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Fönlü Trump. Ben Kadir Çöptemir abin. Pascal Numa da burada lan. Alo, Fıncı ne haber Fıncı? Alo Trump, çok gürültü var lan. Sesi alamıyor. Ha, fön çekiyormuş Pascal. Abi sabah köründe. Ne fön ya? Abi adam fönden kopamıyor ki. Alo Trump, bak biz Pascal'la kendi içimizde düşündük. Sen saçlara ışıltı da attır, çok güzel duracak sende. Önüne de Hülya Avşar kâkülü yaptır istersen ha. Ne diyor? Saçlarımı evlendim sarısına boyattım Kadir abi diyor. Renk tutsun diye fön attırıyorum diyor. Işıltıyı da başkan seçildikten sonra attırırım artık diyor. Ben attırırım. Bana gelsin. Alo, neyse bırakalım da bunları şimdi. Fönlü, dinle beni. Salma Hayek bir açıklama yaptı. Sen bu hanımı taciz etmişsin, doğru mu lan? Vay, ettim diyorsun. Utanmaz allanmaz. Bir de söylüyor ya. Ya kardeşim, niye taciz ediyorsun? Niye rahatsız ediyorsun? Efendi gibi davranmak bu kadar mı zor? Trump efendi ya. Hayda. Ne diyor Kadir? Kadir'cim diyor, o Salma da diyor çok açık saçık giyiniyordu diyor. Ağır tahrik yaptı bana diyor. İnsan ister istemez taciz etti diyor. Ne alakası var kardeşim? Tabii lan, ne alakası var? Geri zekalı, açık saçık giyinir giyinmez sana ne? Evli barklı kadın. Allah Allah. Ne asıl isterse öyle giyinir. Ne demek ister istemez taciz? Allah göz vermişse göze de kapak vermiş. Kapatıver gözünü. Bravo Kadir. İşte bu abi ya. İşte bu. He. Ay bir de sığır gibi bakma yani. Bir hafiften bir bak geç. O taciz sayılmaz. Kadın bile fark etmesin baktığını. Mevzu bu yani. Bu kadar zor mu ya? Baba 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 baba. Ne diyor? Abi diyor, o kadar diyor cüretkar ki diyor, bu diyor mesajdır gibi algıladım diyor. Ben de erkek olarak diyor dayanamadım diyor, el peşlerine girdim diyor. Kadir, bu adam var ya, midemi bulandırdı. Alo, Fenci Trump. Abi sen daha güzel bir kadın gördüğün zaman dayanamıyorsun. Yarın bir gün Amerika'nın başına geçince dünyayı sen. Sana ABD seçimlerinde bizden destek yok, açık söyleyeyim. Hillary'ye destek. Ya ona da vermiyoruz ya. O da senin naciverdin. Aynı şeyin lacivert hesabı. Kadir, kimi destek edeceğiz? Ya kardeşim, biz niye destek veririz? Onlar bize destek versin. Bak şu el kadar sahibi Pascal, Amerikan vizesi için 6 aydır konsolosluk kapısında bekliyor. Çektik desteğimizi. Men dakika dukka. O ne lan? Ya bir dur kardeşim. Alo, Trump fönlü. Ben sana Elazığ'dan şap yaptıracağım. Evet, şap yaptırıp göndereceğim. Sen şapı bir ay yalayacaksın, sakinleşeceksin. Azgın tekelere yaparlar bunu. He, biraz kadınlara, hanımefendilere biraz saygın olsun, saygın. Aşın artık bunları ya. Aferin, aferin. Ne diyor Fıncı? Kadir'cim diyor, nedamet getirdim diyor, doğru söylüyorsun diyor. Ne dedin? Bak hala ya. Yine şeytanlık yaptım değil mi? Özür dilemek için diyor, Salma Hayek'i diyor, Alabama'da baş başa bir alabalık yemeğe davet edeceğim diyor. Abi adam tutamıyoruz. Hala kadın arıyor. Alo Trump, bak o kadının kocası Javier Bardem var ya, adam yarma günü teki oğlum, seni var ya, mektup gibi katlar zarfa koyar, bak demedi de. Hadi, hadi bir daha böyle şeyler yapmayayım. Yapma bir daha böyle şeyler, duymayayım, hadi. Pascal senin havyayla yakar vallahi, değil mi lan Pascal? Bana ne? Ben önlemem. Hayret bir şey ya. Abi gözünü korkutmak için söylüyor. Sen de bir sakin ol da ya. Sen yak. Ya ben bilmiyorum o aleti kullanmayı da onun için. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe. Pascal. Kadir'cim. Kıskanç mısın sen? Değilim. Değilim abi, sen? Değilim. Hiç kıskanmam ben Pascal. Niye böyleyiz biz? Abi kadınlar biraz kıskanılmak istiyorlar galiba. Hatta bunu görmek de istiyorlar. Ama ben ne bileyim, kıskançlığın iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Böyle bir yapım var yani. Benim de abi. Hiç kıskanmıyorum. Yanlış mı? Yani baktığın zaman değil aslında ama kadınlar kıskanç Pascal. Evet. Oh Kadir be. Ben neler çektin ya. Kadın kıskançlığı kötü bir şey değildir Pascal ama. İyi midir? İyidir abi. Erkeği kendine iyi hissettirir. Kadın kıskançlığıyla adamı boğsa bile yani o içinde bir yerlerde ya tapıyor bu kadın bana be. Erkeğim ya falan duygusu yaşatır. Bu iyi bir şey yani. Kadir, sen erkek ruhundan da anlıyorsun abi. Erkeğin müsaadenle anlayayım yani doğal olarak. Ama Pascal, kadın kıskançlığında son nokta benim halde. Seni mi kıskanıyor? Yo, beni kıskanmaz. Babamı kıskanıyor hala. Abi,
Senin peder ölmedi mi? Ya rahmetli ama kıskanıyor işte annem. Abi kimden neden kıskanıyor? Yeter abladan. Yeter abla kim? Ya Yeter abla eskiden bizim komşumuzdu. Almanya'ya yerleşti. Hala annemle görüşüyorlar. Ben anlamadım şimdi. Ya Yeter abla dün annemi aramış. Ayşe Hanım rahmetli Selim Bey dün gece rüyama girdi. Nasılsın Yeter Hanım, iyi misin diye hal hatır soru demiş. Rüyasında yani. Ha, babam Yeter ablanın rüyasına girmiş. Yeter abla da bunu anneme anlatmış. Annem de beni aradı. Ne dedi? Bak dedi, babanı görüyor musun dedi. Benim rüyama bir kere bile girmedi. Almanya'daki Yeter ablanın rüyasına 4 kere girmiş. Hal hatır sormuş dedi. İmalı imalı. Ne varsa artık Almanya'daki Yeter'de anlamıyorum diyor. Rüyayı kıskanmış. Ya ben yıllarca ona saçımı süpürge ettim. Bir kere rüyama girmedi. Almanya'daki Yeter'in rüyasına 4 kere girmiş diye adamı kıskanıyor. Rahmetli olmuş insanı kıskanıyor. Kadir seviyor demek. Ya sever, babam sevmeyecek adam değil. Kadınları güldüren erkekler biliyorsun sevilir. O ekoldendi rahmetli. Ben de pederin ekolündenim biliyorsun. Ben nasıl etkiliyorum peki? Sen zehirleyerek etkiliyorsun. Zehirli bir auran var. Kadın ona kapılıyor, vampir tarafından ısırılmış kurban gibi senin peşinden geliyor bro. Doğru tespit abi. Sana bir doğru tespitte daha bulunayım mı Pascal? Bulun canım. Saate bak, program bugünlük finito. Hadi yürü gidelim. Hadi Pascal sağlı çeyiz, Z raporuna. Hadi gidelim. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Paka paka. Hadi bay bay. Pascal, Oman, Kadir, aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möööö.